Merhabalar, iyi akşamlar. Başlayalım yavaştan olmazsa. 20.20 demiştik. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Hepiniz hoş geldiniz. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Koordinasyon Kurulu üyeleri olarak ben öğretim görevlisi Kevser Pamuk, hocamız doktor öğretim üyesi Ahmet Üzer hocamızla birlikte sizler için güzel bir söyleşi hazırladık. Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu da bize bu konuda bu söyleşi konusunda katkı sağladı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Söyleşimizin konusu bağımlılık ve internet kullanımı. Maalesef yaşamış olduğumuz süreçte, pandemi sürecinde hayatımız pek çok yönü olumsuz anlamda etkilendi. Oldukça herkesten uzak, olabildiğince izole bir hayat yaşamaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Kimi zaman ne yaptık? Canımız sıkıldı, kitaplara sarıldık belki. Kimi zaman maalesef en yakınımızda ettiğimiz, bizi sosyal hayatımızda gibi hissettiren telefonlara sarıldık belki de. Çoğu zaman hatta diyebilirim çok yakın hissederek. Peki ki biz bunları acaba sınırlı kullanabildik mi? Bağımlı mı olduk yoksa bu süreçte? Ahmet Hocam bize bunların cevaplarını ve daha fazlasını sizlere verecek şimdi. Tabii sadece bağımlılık ya da internet kullanımı gelmeyecek aklınıza. Pek çok bağımlılık var tabii ki. Bunlardan da bahsedecek Ahmet Hocam size. Ben sözü Ahmet Hocam'a vermeden önce kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Söyleşimizin sonunda ödüllü kahut yarışması olacak. Konumuzla ilgili olarak, söyleşi konumuzla ilgili olarak. Onunla ilgili gerekli detaylı bilgiyi de söyleştikten sonra tekrar yenileyeceğim. Ve ben evet sözü fazla uzatmadan artık Ahmet Hocamıza sözü bırakmak istiyorum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Önce kendinizi tanıtmak ister misiniz? Ben biraz bahsettim ama siz de biraz kendinizi tanıtırsanız çok memnun oluruz. Buyurun. Ben bildiğiniz gibi üniversitemiz psikiyatri anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Doktor öğretim üyesiyim. Hemen hemen 4 yıldır Afyon'dayım. Daha öncesinde 3 yıl kadar Çorum'da psikiyatri uzmanı olarak çalıştım. İstanbul Erenköy ihtisaslıyım. Üniversitemizde maalesef bu sene bütün her şey uzaktan oldu. Durulduk, zorlandık. Umarız inşallah en kısa zamanda tekrar o canlı günlere, canlı derslere kavuşuruz diyelim. İnşallah temennimiz o. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ulaşabiliriz inşallah o günlere. Buyurun hocam, sunumunuza geçebilirsiniz. Teşekkür ederim hocam. Ben o zaman slide'ımı şöyle öncelikle bütün katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Herkese merhabalar tekrardan. Ben bugün bağımlılık ve internet kullanımı konusunda kısaca sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Zaten çoğunluğumuz zaten bu konuda biliyor, bilgi sahibi diye düşünüyorum. Şöyle kabaca bir sunumumuzda bağımlılıklar nedir? Özellikle bizim tıbbi olarak bir kişiye bağımlı dediğimizde neyi kastediyoruz? Bu konuda bilgi vermeye çalıştıktan sonra bunun sebepleri, öncülleri nelerdir? Klinik belirtileri nelerdir konusunda konuşacağız. Risk faktörlerinden, kimlerin risk altında olduğundan bahsettikten sonra bir miktarda davranışsal bağımlılıklardan bahsetmeye çalışacağım. Davranışsal bağımlılıklar oldukça önemli kanaatimce. Son zamanlarda bu pandemi süreciyle de hemen hemen hepimiz zamanımızın büyük çoğunluğunu internet karşısında geçirdiğimiz için
Kısaca bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bu noktada teknoloji bağımlılığı, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, ya da cep telefonu, internette oyun oynama, kumar oynama gibi bağımlılıklar var. Sonrasında da kabaca bunlardan kurtulmak ya da bu zararlı süreçlere karşı nasıl mücadele ediyor olmamız gerektiğine dair birkaç şeyden bahsetmek isteyeceğim. Öncelikle bağımlılık kavramından bahsedersek, bağımlılık oldukça kapsamlı bir rahatsızlık aslında bakarsak. Çok uzun yıllardır olan bir durum. Biyolojik, psikolojik, davranışsal, sosyal boyutların tümünü rol oynadığı aslında psikiyatrik bir rahatsızlık diyebiliriz. Yani psikiyatride hastalık kavramı geçmiyor, bozukluk diyor. Daha çok sendrom gibi çok belirti kümesinin adına verilen bir isimdir. Buradan kastımız aslında bağımlılık dediğimizde önemli bir duygu, düşünce, davranış anlamında ruhsal bir sorundan bahsediyoruz. En temel olarak düşünürsek, bu bağımlılığın bileşenleri nelerdir dersek, olumsuz sonuçlarına rağmen devam etmek. Yani bir şeyin olumsuz sonuçlarını tekrar tekrar yaşıyoruz, görüyoruz, fiziksel, ruhsal belki biyolojik birçok noktada ama devam ediliyor. İkinci önemli bir bileşeni bağımlılığı, kontrolün artık kaybıdır. Kişinin davranışının üzerindeki kontrolü kaybetmesidir. Bu da oldukça önemli bir kavram. Yani biz bir şeyi normalde iradi olarak yaparız, değil mi davranışı? Bununla vesaire bir eylem gerçekleştiririz. Ama bağımlı olan psikoaktif maddede ya da herhangi bir davranışta zamanla kontrol kişiden gitmektedir ya da kontrol oranı oldukça zayıflamaktadır diyebiliriz. Yine davranışta kompulsif şekilde tekrarlama söz konusudur. Kompulsiyon sonlandıramama demektir. Yani zamanında yeri geldiğinde istediği anda durdurmak ya da sonlandırmak istediği bir durumu hiçbir şekilde sonlandıramaz hale gelir. Bu da oldukça önemli bir bileşen. Yine son olarak da davranışın ya da maddenin öncesinde, hemen öncesinde ciddi bir istek ya da aşerme dediğimiz bir kablonun olması. Bu da bağımlılıkların ortak bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Bu aşerme dediğimiz şey craving tarzında oldukça önemli bir tablodur. Önemsenecek ve ciddi alınması gereken bir durum. Yani çok klasik hani gebelerin aşermesi durumu vardır. Hani herkes bilir. Bir anda gelen çok güçlü bir, yoğun bir aslında bir arzudur bu. O anda kişi bunu yönlendirebilecek bir irade sergileyemez genel itibariyle. Ve bunun akabinde de maddeyi alma ya da o davranışı sergilemeye başlama gibi bir durum söz konusu olur. Bununla birlikte gene son zamanlardaki birçok araştırmanın sonucunda görüyoruz ki bağımlılığın en temelinde beyindeki ödül merkezleri var. Yani beyin sapından limbik sisteme giden bu hepiniz biliyorsunuz. Yani nükleosakrin bölgesinde ödül ceza döngüleri vardır. Burada en kritik, en temel nörotransmitter dopamindir. Bu bölgede bağımlılık yapıcı maddeler ya da bir süre sonra bazı davranışlar aslında belirgin bir harabiyet oluşturuyor. Bu da oldukça önemli bir sorun meydana getiriyor. Bir süre sonra aslında burada tolerans dediğimiz bir durum söz konusu oluyor. Yani madde ya da herhangi bir durum eskisi gibi size aynı hazzı, aynı etkiyi göstermiyor ve daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Çok klasiktir. Alkolde bir süre sonra bir kadeh yetmez, iki kadeh, daha sonra daha fazla, daha fazlası gibi bir şeye ihtiyaç duyulur. Gene bağımlılığın önemli bir noktasında arkadaşlar bellek gelişmesi durumu söz konusu. Bu da oldukça önemli bir durum. Yani mesela bu bellek durumunu opiat morfin durumlarında çok daha hızlı görüyoruz. Bazılarında biraz daha yavaş gelişiyor. Ve bir hafıza oluşuyor. Beyinde belli yerler aslında bu maddeyle ilişkili olarak oluşuyor. Ve siz bunu ben artık kullanmıyorum bıraktım deseniz bile belki 10 yıl, 15 yıl örneğin sigara kullanmayan birisi 1-2 adet kullanmaya başladıktan sonra aynı 15 yıl öncesi haline dönüyor ve kendisi de bu duruma çok şaşırıyor. Yani kullanıp uzun süre sonra nükseden durumu olan kimseler bunu çok iyi bilirler ve anlatırlar. Bu oldukça önemli bir durum. Yani bellek değişiklikleri, beynin kendini yenilemesi, yani yenileyebilme kapasitesiyle, nöroplastisitesiyle de oldukça ilişkili gibi görünüyor. Yani şöyle bir durum var diyebiliriz. Genetik yapı oldukça önemli. Başladıktan sonra ve eğer kişi gerçekten bir konuda ya da herhangi bir maddede davranışta belirgin bir bağımlılık kriterlerini taşımışsa bu kişinin böyle bir sorunu hayatının neredeyse sonuna kadar bir anlamda taşıyacağı anlamına geliyor.
Hatta bu bağımlıdır, hastadır anlamına gelmez. Onu birazdan değineceğim. Bir diğer önemli bir durum, bağımlılıkta karşımızda koşullanma durumu var. Koşullu öğrenme biliyorsunuz. Gene hafıza ile ilişkili. Belli bir durumun maddeyi ya da herhangi bir zararlı davranışı tekrarlarken onu birçok şeyle ilişkilendiriyor zihnimiz. Ve benzer durumlarda, benzer yerlerde öyle yoğun bir refleksif bir durum gösteriyoruz ki o maddeyi almadan duramıyoruz. Bunun klasik örneği sigara örneğidir. Uçakta 10 saat, 15 saat uçan insanlar sigara içmeyi hiç aklına getirmezler. Ama otobüs yolculuğunda, otobüs her mola verdiğinde sigara içen insan mutlaka sigara içmek konusunda aşırı bir arzu duyar, aşırı bir aşerme duyar. Ve bununla baş etmesi çok zordur. Yani yarım saatte bir mola verdi, o an sigarası yoksa çok ciddi bir huzursuzluk, rahatsızlık hissi, gerginlik hissi yaşayacaktır. Yine bağımlılığın temel bir özelliklerinden bir tanesi nedir dersek arkadaşlar? Stres, distres, her türlü stres, yani zorlanma, psikolojik stres aslında kişinin maddeye olan kontrol hissini, irade yeteneğini oldukça zayıflatıyor. Biz inhibisyonu yapıyor. Davranışın yönlendirilmesi, kontrolü, uzun soluklu etkisinin değerlendirilmesi zorlaştırılıyor. Bir stres kelimesini çok kullanacağım bugün. Çünkü çok kritik bir yeri var bağımlılıkta. Her türlü davranışta ve davranışı yönlendirme yetimizde üzerinde durmamız gereken önemli bir durum. Burada tıbbi olarak şimdi bağımlılık tıbbi hani literatürde bizim bir duruma bir hastalık, bir rahatsızlık dememiz için gereken bazı kriterler var. Burada bağımlılık kriterleri önceki yılların aksine son yıllarda aslında hepsi tek bir bileşen haline dönüştü. Bu anlamda daha hepsi tek bir yerden değerlendiriliyor. Güzel. Burada kabaca belli bir durumun bağımlılık denmesi için aslında belirgin bir sorun oluşturması, hayatımıza etki etmesi, işimizi, ilişkilerimizi, kendiliğimizi, algımızı, duygumuzu, düşüncelerimizi, davranışlarımızı net olarak etkilemesi sonucu biz buna bağımlılık diyoruz, çıkıyor. Bu da oldukça önemli. Belli bir süre ve bir takım durumların birlikte olması sonucu olması gerektiği anlamına gelir. Şimdi bağımlılık daha tıbbi burada hani ders anlamında çok detaylara girmekten ziyade ben daha kısa şeyleri anlatıp biraz daha gündemde olabilecek noktalara değinmeyi yararlı görüyorum. Kolaylaştırıcı faktörler çevresel, bireysel faktörler olarak ikiye ayrılabilir. Bunun dışında nedir? Yani daha çocukluk çağında başlayan davranışsal ya da bağımlılık yapıcı maddeye ulaşma durumlarının çok daha yoğun bir şekilde uzun vadede bağımlılık oluşturduğunu biliyoruz. Zaten çocuk ve ergen profilinin davranışlarını yönetemediğini, tam anlamda kontrolü sağlayamadığını, daha çabuk ani gelgitler yaşadığını biliyoruz. Böyle bir kişinin bir uyuşturucu maddeyle, bir psikoaktif maddeyle karşılaşmış olması tabii ki beklenildiği gibi bağımlılığa doğru ciddi bir kolaylaştırıcı bir etki oluşturacak. Gene akranlarından özenmesi, merak etmesi gibi ya da bulunduğu çevrede birçok insanın bunu kullanıyor olması. Mesela buna benzer birçok durum aslında kolaylaştırıcı faktör olarak sayılabilir. Gene eğer arka planda örneğin dürtüsellik dediğimiz mesela dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi bir durum söz konusuysa bu kişinin daha çabuk ani çıkışların oluyor olması, bir şeyi deneme ihtimalinin daha fazla olması da psikoaktif maddeyi almasını kolaylaştıracaktır. Böyle bir çevrede birçok kimse kullanıyorken ya da ne bileyim ona karşı bir özenti gibi bir durum varken, akranları mesela ısrar etmişlerse, eğer ek bir psikiyatrik bir durum varsa bunu alması da kolaylaşacaktır diyebiliriz. Kişilerin bağımlılığa başladığında bir süre sonra, örneğin sigaradır, alkoldür ya da esrardır gibi bir durumla uzun süre kullandıktan sonra benzer ifadeler kullandıklarını görüyoruz. Yani çoğu kimse işte ben bağımlı değilim, aslında ben kendimi kontrol edebilirim, istediğim zaman bırakırım, ben aslında keyif alıyorum, aslında benim can sıkıntımı alıyor gibi aslında tamamıyla yanlışlanabilir. Ama kişinin kendisinin neredeyse tamamen inandığı bir süreç yaşıyorlar. Bu oldukça önemli. Aslında ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığımızı ama bunu karşı karşıya kalanın bunun da farkında olmaması olmadığını gösteriyor. Bu aslında önemli bir durum. Kabaca bağımlılıklar ne bağımlılıkları var? Biliyorsunuz sigara bağımlılığı. Sigara bağımlılığının üzerinde diğerlerine göre biraz daha çok durmak istiyorum. Mesela şöyle bir tabloya bakıyor insan. Bakamıyor hatta ne kadar rahatsız edici. Sigaranın zararları içinde
Yani bilmediğimiz belki de bir sürü sayamayacağımız kadar zararlı madde var. Ama dışarıda serbest bir şekilde sigara hala satılıyor. İnsanlar bunu hala defalarca kullanıyor. Yani ne demiştik? Olumsuz sonuçları var, biliyoruz ama kullanmaya devam ediyoruz. En temel kriterlerden bir tanesi bağımlılık dediğimizde bu geliyor. Bu sigara kullananların hepsi değil de belki önemli bir kısmı bırakmak istiyordur herhalde. Sigarayı bırakmak ister misiniz dediğinizde yani bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum ya da bırakmaya girişiminde bulundum, zorlandım vesaire deme ihtimalleri var. Önemli bir kısmının sigarayı bırakmak istediğini biliyoruz. Hatta büyük çoğunluğunu şimdi tam oranını hatırlayamıyorum ama gelecekte bir gün ben sigarayı zaten bırakmış olurum duygusu ve inancı var. Bu da oldukça önemli. Bir güven veriyor muhtemelen. Hocam pek çoğunda da yalnız ben bağımlı değilim var sanki, değil mi? Evet, az önce demiştik o da. Ben Ben zaten bağımlı bırak. değilim. Yani ben istediğim zaman bırakırım düşüncesi hani hakim pek çoğuna da zaten. Evet, bu da zaten muhtemelen kendi içinde rahat hissettiriyor. Zaten istediğim zaman bırakırım. Önemli bir şey değilmiş gibi bir şey ifade ediyor. Buna rağmen en çok belki de yani genele bakarsak en çok kullanılan, dünyada en fazla bağımlılık yapan, bağımlılıktan en fazla zarar görülen madde dediğimizde karşımıza sigara geliyor. Bu kadar zarara rağmen ne kadar ciddi bir yük değil mi? Ülkemizde de oldukça fazla, yani neredeyse 17 milyon sigara tiryakisi var deniyor. Şimdi %44 civarı, evet bu rakam doğru, en son yayınlarda da bu civarı oldukça yakın. Her yerde de bu kadar satılıyor. Şimdi sigarada örneğin, sigara üzerinden bazı zihinsel çalışma modelleri üzerinden örnek vereceğim. Niye sigara bu kadar duruma karşı hala devam ediliyor? Çünkü sigaranın içerisinde ciddi bir bağımlılık yapıcı madde var. Bunun adı nikotin biliyorsunuz. Nikotin vücudumuzda da olan bir şey. Aslında bir miktar rahatlama, gevşeme sağlayan, yani bellek fonksiyonlarında birçok yerde önemi olan, çok ciddi, önemli, kritik bir ajandır. Ancak sigarada bu ve bunun yanında bir sürü zararlı durum varken buna rağmen kullanılmaya devam etmekte ve insanların çok büyük çoğunluğu da sigaranın aslında psikolojik bağımlılık yaptığını düşünüyor. Yani istediğim an bırakabilirim, çok önemli değil gibi düşünüyor. Bu doğru ama sadece psikolojik bağımlılık değil, fiziksel bağımlılık da net olarak yapmaktadır. Sigara kullanılıyor. Mesela ne deniyor? İşte can sıkıntımı alıyor. Benim arkadaşım beni rahatlatıyor gibi bir sürü durum var. Sigara içmenin en önemli nedeni ondan bir süre önce sigara içiyor olmak ve vücudun buna alışıyor olması. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Yani sigarayı özellikle neden kullandığını, sigara kullanmanın kişinin hayatına neye tekabül ettiğini çok iyi görmek daha mantıklı. Yoksa sigaranın zararlarını biliyoruz ve bunları gördüğümüz zaman da sigara içen birine gösterdiğimizde o kişi aslında bir miktar can sıkıntısı yaşıyor, huzursuz oluyor. Yani ne oluyor? Az önce bahsetmiştim. Stres yaşıyor. Stresli hali artıyor ve bu durum aslında kişinin bağımlı olduğu tarafa doğru kayması demek. O alanda sınırını, kontrolünü daha da kaybetmesi demek. Yani karşısına kolay kolay sen bunun zararları şunlar, bunlar, bunlar dediğimizde kişi akşamleyin tek başına kaldığında zararlarını düşünüp korkacak, endişelenecek, rahatsız olacak. Belki ciddi anlamda çok fazla bırakmak isteyecek, kendine lanet okuyacak, öz saygısı azalacak, kızacak vesaire. Stres artacak. Bir süre sonra daha yoğun ve daha sert ve daha acılı bir şekilde sigara içiyor olarak kendini bulacak büyük ihtimalle. Bir diğer sigarada mesela adı üstünde hep kullanıyoruz bırakmak gibi. Aslında çok bazı kelimeler bizi yanıltıyor. Örneğin bırakmak hayır, sigaradan kurtulmak ifadesini kullanmak daha yerinde. Sigarasız bir hayatı seçeceğim demek. Tercih edeceğim. Sigara kullanmamayı tercih ediyorum demek bile hani bireyselliği kontrollü, kendimizin bir şeyler yapabiliyor olduğumuzu arttıran tarafa destek verirken diğer tarafı aslında bir miktar kırmaktadır. Buna benzer ufak basit gibi rötuşlar aslında hayatın birçok alanına yavaş yavaş entegre edildiğinde bu tarz bağımlılıklardan uzaklaşmak, hafiflemek
Olası. Sigaradan sonra en çok kullanılan tabii ki alkol ve sigaranın da zaten bilimsel araştırmalar da gösteriyor. Hemen sonrasında alkol kullanmak geliyor. Alkol de hani oldukça sık kullanılan sosyal ortamlarda da oldukça yeri olan bir içki. Bunun yanında fiziksel bağımlılığı oldukça bilinen, en zararlı olabilen bağımlılık yapıcı maddelerden. Bunun detaylarına çok girmeyeceğim. Gene bildiğiniz gibi esrar bağımlılığı var. Esrar bağımlılığı da belirgin ciddi bir bağımlılık yapıcı ajandır. Ama organik esrar bulmak artık günümüzde zor. Esrar yerine sentetik kanabinoidler oldukça fazla. Opiyot, bu biliyorsunuz hani morfin türevleri oldukça hızlı sürece fiziksel bağımlılık yapan ve çok ciddi yoksunlukları olan, toleransı çok hızlı oluşan, zamanla artık yetmeyen ve daha fazla damardan ve daha fazla doza ihtiyaç duyulan çok kritik bir ajan, oldukça tehlikeli ve pahalı. Amfetaminler, uyarıcılar, halüsinojenler, bunlar bizde çok daha az. Kokainler pahalı ama etkili sempatik aktif artışı sağlıyor. Gene az önce söylemiştim. Sentetik kanabinoidler, bunlar esrarın bir şekilde değişik spreylerle sentetik şekilde değişik varyantları deniyor. Oldukça çok fazla çeşitli olduğunu biliyoruz. Hani biz asistanken bundan 8-10 sene önce belki 500 çeşidi var deniyordu. Şimdi muhtemelen çok daha çeşitleri çıktı. Oldukça zararlı, tam olarak etkisi belki kestirilemeyen, çok ciddi bağımlılık yapan ajanlar. Psikoaktif maddeler, yani vücudumuzda dışarıdan herhangi bir madde aldığımız ve vücutta da bağımlılık yapıcı merkezleri uyararak tolerans geliştiren, bir süre sonra kontrol kaybettiren, yani bağımlılık yapan, bize ciddi anlamda olumsuz sonuçlar doğuran ve biz gene de devam edebileceğimiz bir sürece iten psikoaktif maddeler hep bilinen bağımlılık yapıcı maddeler olarak bilinirdi. Ancak bir de davranışsal bağımlılıklar adı altında başka bir kavram ortaya çıktı son yıllarda. Mesela internet bağımlılığı ilk kez 1996 yılında ortaya atılmış ki henüz internetin çok çok az kullanıldığı bir zaman dilimlerinde. Ve bunun yanında davranışsal bağımlılıklarda alışveriş bağımlılığı, iş bağımlılığı, seks bağımlılığı, oyun bağımlılığı, yeme bağımlılığı gibi kavramlar var. Bunlarla ilgili net tanımlamalar yok şu anda, araştırılıyor ama o bağımlılığın temel bileşenlerini bunlarda sergilenebiliyor. Neydi onlar? Hayatımızda ciddi sorunlar oluşturuyor. Bir süre sonra kontrolü kaybediliyor, durdurulamıyor ya da belli zamanlarda aşırı bir arzu, istek yaşanıyor. Bu gördüğünüz hemen hemen hepsinde bunlar var. Yani tıbbi olarak karşımıza davranışsal bağımlılıklarda hangisi var derseniz, tıbbi olarak bunların içerisinde yani bizim hani tanı kılavuzlarında da şu an için giren kumar oynama bozukluğu vardır. Kumar oynama bozukluğu tabii ki çok eski bir kavram. Yani daha Dostoyevski'nin romanında bile var biliyorsunuz. Belki yüzyıllardır olan bir şey. Oldukça önemlidir. Kumar oynama bozukluğu çok sık olmasa da insanların hayatında çok ciddi maddi kayıplar oluşturan, sosyal, ilişkisel çok belirgin sorunlar oluşturan çok önemli bir tablodur. Belki etrafında çok görmemişsinizdir. Hani bize gelir zaman zaman. Tedavi süreçleri de oldukça zor. İşin sosyal boyutu, hukuki boyutu var. Çok faktörlü müdahale edilmesi gerekiyor. Psikoterapi süreçlerinde çok ciddi belki çalışmalar gerekiyor vesaire. Kumar oynama bozukluğu zaten hani bizim tanı kılavuzlarımızda zaten vardı. Bunun yanında buna ek olarak 2013'te Amerikan Psikiyatri Birliği'nin hani kılavuzuna internet oyun oynama bozukluğu girdi ama bu geçici olarak girdi. Yani geçici bir şekilde olduğu tanımı var. Geçici bozukluk olduğu ifadesi var. Ve bakın hani uzun zamandır yani belki 20 yıldır internet bağımlılığıdır, işte davranışsal bağımlılıklarla ilgili bir sürü araştırma var. Dünya Sağlık Örgütü hani yeterli veri olmadığı için bunu bir şekilde kılavuzlara almıyordu. 2019'da artık bunu kabul etmiş ve sadece internet oyun oynama bozukluğu, yani bu gaming disorder dediği, internette oyun oynama bozukluğu artık bir rahatsızlık olarak kabul ediliyor. Hani ülkemizde de belki görmüşsünüzdür bazı insanlar, bazı özellikle ergenlerde saatlerce internette oyun oynayabiliyorlar. Bu biraz daha Uzak Doğu, Kore, Çin gibi ülkelerde çok daha fazla olduğu söyleniyor. Bu ikisi şimdilik tanı kılavuzlarına girdi diyebiliriz. Şimdi davranışsal bağımlılıklar dediğimiz,
Yani şimdi maddeyi kullanmak da bir davranış aslına bakarsanız, ama bir madde alıyoruz vücudumuzun içerisine, somut bir şey. Ama davranışsal bağımlılıklarda iradeyle bir duygu çerçevesinde bir eylem var aslında. İçeri bir madde, ağzımıza bir şey alınmıyor. Ama bu eyleme, yani internette oyun oynamadır, kumardır ya da mesela sosyal medyadır, cep telefonudur, ekrandır. Ne var? Aslında bir aşerme var. Diğer bağımlılıklarla belirgin bir aslında ortak noktaları var, tolerans var. Bir süre sonra daha fazlasına ihtiyaç duymalar. Bundan uzak kalındığında yoksunluk hissetme, yani rahatsızlık hissi taşıma hali var. Gene komorbidite durumları, yani eş zamanlı olarak anksiyete bozuklukları, dürtüselliğin, hiperaktivitenin çok olduğunu görüyoruz. Bunlar da oldukça önemli. Gene nörobiyolojik profilde mesela bunların görüntüleme çalışmalarında aslında birkaç gün önce de hani tekrar bakarken gördüm. Net bir şekilde mesela internet bağımlılığında, sosyal medya kötüye kullanımında nörobiyolojik açıdan da gerçekten anlamlı bulgular tespit edilmiş. Hani bağımlılıkla ilişkili olan. Yani artık davranışsal bağımlılıkların da normal madde gibi aslında beyinde hasar oluşturduğu sonucuna varabiliyoruz. Gene öyküye baktığımızda, görüngüye baktığımızda, semptomlara baktığımızda, olumsuz sonuçlara baktığımızda aslında madde bağımlılıkları ile davranışsal bağımlılıklar arasında neredeyse hemen hemen her şey aynı gibi görünüyor. Bunun yanında şimdi pratikte ise davranışsal bağımlılıklarla ilgili aslında çok fazla net bir şekilde sınırlamalar henüz yok. Hani aslında çok ciddi sonuçlar var, çok ciddi hasarlar var. Ailede ilişki problemleri, ne bileyim hapsedilme, erken okul terkleri, eğitim, akademik başarısızlıklar, ekonomik sorunlar, bir sürü sorun halk sağlığı açısından bir sürü problem oluşturuyor. Gayet görüyoruz. Ha, belki yakın zamanda, belki biraz daha uzun vadede çok daha net tanımlamalar yapılacak. Belki toplumsal önlemler alınacak gibi görünüyor. Zaten hani ülkemiz bu konuda belki birçok ülkeye göre daha erken müdahale için çalışıyor. Yani Yeşilay da bu konuda çok gayretli biliyorsunuz. Şimdi bir miktar internet bağımlılığına geçmek istiyorum. Hani internet pandemiyle birlikte hayatımızın en vazgeçilmez, en kıymetli aslında önemli araçlarından biri haline geldi. İnternet zararlı bir şey mi? Ne Yani dersiniz? kullanıma göre değişir tabii ki hocam. Kesinlikle. Yani internet sayesinde şu anda görüşüyoruz değil mi? Şu olmasaydı şu Yani an burada olmak. pandemi sürecinde bizleri ancak bu şekilde hani bir araya getirebiliyoruz beraberce. Yani hani kullanımdan kullanıma mutlaka değişecektir, faydalı ya da zararlı. Kesinlikle. Örneğin mesela ekranda göremiyorum şu anda kimseyi ama ben görülemiyorum şu anda. Evet hocam, sizi görüyoruz, biz sunumunuzu da görüyoruz. Herhangi bir sorun yok. Tamam o zaman. İnternet zararlı herhalde kimse diyemez. Oldukça yararlı, faydalı, oldukça önemli. Yani işimize fazlasıyla yarayan çok kritik bir işlevi olan bir durum. Yani eğitim sürecinde bakın hani mesela hani benim kızım birinci sınıfta okuma yazmayı internetten öğrendi gibi bir şey oldu. Her gün burada derslerde vesaire okuyarak öğrendiler. Yani tabii ki zararlı demiyoruz. Ama bağımlılık artık davranışlarda hani bir hastalık mı değil mi diye tartışırken bunu geniş bir skala olarak değerlendirmekte yarar var. Yani bir ucu oldukça zararlı olabiliyor. Ne zaman zararlı olabiliyor? Evet, ufak tefek olumsuz etkisi, belki hayatımıza müdahalesiz sorun oluşturabilecek tarafları olabilir. İşte biz daha çok bunun üzerinde konuşmak için bu sunumu yaptık diyebilirim bugün. İnternet bağımlılığında da eğer bu bağımlılık düzeyine gelmişse, yani çok aşırı kullanım, kişinin artık kontrolsüzce bunu sürekli kullanıyor olması, kendini denetleyememesi vesaire, aslında bunların olması gerekir. Hani bunu kendimizde yani bir bağımlı olarak değil de yani biz interneti yeri geldiğinde zararlı da kullanıyor muyuz şeklinde sormak anlamında söylüyorum. Eğer her zaman ihtiyacımızdan daha fazla mı duruyoruz? Yani buna çok uzak kaldığımızda belirgin mesela huzursuzluk, ne bileyim bazı yoksunluk benzeri şeyler yaşıyor muyuz? Ya da internette uzun süre kalıyor olmak bizim sosyal ilişkilerimizde bir sorun oluşturuyor mu? Bedensel sağlığımızda bir sorun oluşturuyor mu? Yani
duruş pozisyonumuzda mesela hep aynı yerde kalıyoruz. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Bir süre önce fark ettim ki internetteki duruş pozisyonundan kaynaklı mesela boynumda fıtık benzeri oluşumlar oluşmuş. Mesela boyun ağrıları çekiyordum. Bunun gibi zaten bir sürü araştırmalar var. Ya da adli bir sorun meydana geliyor mu? Bunlara dikkat etmek önemli. Zamanla kontrolün kaybediliyor olması ve bu sorumluluklarımızı aksatıyor olması, aksatıyor mu? Sorusunun cevabı eğer aksatıyorsa, işte okulda, eğitimde vesaire, artık dikkat etmemiz gereken bir nokta haline gelmiş diyebiliriz. Şimdi internetle ilgili çalışmalar artık 20 yıl öncesi gibi değil. İnternet içerisinde insanlar ne yapıyor? Bunu araştırıyorlar aslında. İnternette oyun mu oynuyor? İşte sosyal medyada mı vakit geçiriyor? Yoksa araştırma mı yapıyor? Birçok şey var. Aslında tamamıyla interneti tek başına kullanmak şu an için yeterli değil gibi gözüküyor. O zaman internet değil de internetin ötesinde özellikle yani benim dikkatimi çeken ve üzerinde durmak istediğim akıllı telefonlar. Ve akıllı telefonlarda belki de zamanımızın büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz uygulamalar. Bunların da başında sosyal medya siteleri geliyor gibi düşünebiliriz. Bu da oldukça önemli. İnternette yani daha çok sorumlu kullanımlar kapılanında anksiyeteyi yani can sıkıntısını, huzursuzluk hissini görüyoruz. O gene ilk slaytlarımda bahsetmiş olduğum distres. Yani insanın zorlanması, huzursuz hissetmesi, kendini biraz rahatsız, bunaltı altında görmesi. Yani kaçmak istediğimiz bazı olumsuz duygular taşıyor olmamız aslında bizim hızlı ulaşabileceğimiz interneti bir miktarda olumsuz kullanabileceğimizin yordayıcısı denilebilir. Gene depresyon, yalnızlık gibi aslında çökkünlük gibi insanın bazı olumsuz durumlardan kaçmak için gene bir arayışa girmesi interneti olumsuz kullanmamıza yol açıyor olabilir. Impulsivite, dürtüsellik bu önemli. Heyecan arayışı. Yani heyecan arama dediğimiz şey yani bazı insanlar yani kişilik yapısından kaynaklı biraz daha böyle yenilik arayışına, heyecan arayışına daha hassastırlar. Bu tarz insanlar böyle sürekli farklılıkları dener. Eğer böyle üzerine mesela stres, anksiyete ya da başka bir durum eklenmişse interneti daha olumsuz kullanma ihtimali artacaktır anlamına gelebilir. Gene risk alma davranışı yani böyle gene üstteki durumla gene ilişkili. Yine bir diğer önemli bir durum mesela sosyal ilişki kurmada güçlük çekmek, sosyal anksiyete hali diyebileceğimiz bir durum. Bu da oldukça önemli bence. Bizim de zaten hani üniversitemizde 2 sene önce yaptığımız bir araştırmada bizim tıp öğrencilerimizin özellikle sosyal anksiyetesi yüksek olanların interneti daha kötüye kullandığını, internet bağımlılığına daha yatkın olduğunu bulmuştuk. Neye göre? Dürtüselliğe göre. Bu da bir miktar şöyle bir tartışmıştık bunu. Örneğin tıp fakültesi öğrencileri aslında bir miktar daha self kontrolleri yerinde olan aslında başarılı, kapasiteli öğrenciler. Bu kişilerde interneti olumsuz kullanmak birçok öğrenciye göre, birçok akranlarına göre aslında çok daha düşük ihtimal. Ancak bunlarda hangilerinde daha risk faktörü var? Örneğin sosyal ilişki kurmakta zorlananlarda. Bu da oldukça önemli. Zaten bu kavram birazdan değineceğim. Sosyal medyada biraz daha önümüze çıkacak. Yine bazı sorunlar var. Hayatla ilgili baş etmemiz gereken ne bileyim sınava çalışamadık, ilişki problemi yaşadık, terk edildik vesaire. Bunu nasıl çözeceğimizi çok bilmiyoruz ya da geliştirememişiz. Çekiniyoruz, korkuyoruz, içimizde yaşıyoruz, paylaşamıyoruz, destek alamıyoruz. Ne yapıyoruz? İnternette daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu da önemli bir risk faktörü denilebilir. Uzun süre kullanmak, çok fazla maruz kalmak ya da mesela hayatınız ciddi anlamda aksatacak duruma geliyorsa, denetimsiz, amaçsız, kontrolsüz kullanmaya başlıyorsa, çok fazla mesela reklama, ne bileyim, şiddet sahnelerine maruz kalıyor ama maruz kaldığımızı bile fark etmiyorsak örneğin, artık zararlı kullanıyoruz sonucu çıkabilir. Çok ciddi anlamda böyle ağır klinik internet bağımlılığı vakalarının olduğunu ben düşünmüyorum ama birçoğumuzun hani zaman zaman ya da belki de çoğu zaman internette geçirdiğimiz zamanın hani bize zarar verebileceğini, verdiğini düşünüyorum. İnternette geçirilecek yani zamanlarda ya da mesela sosyal medyada, cep telefonunda önemli bir sorun da uyku problemidir.
uyku düzenini bozar. Özellikle akşamları parlak ışığa maruz kaldırarak ya da uyku saatini geciktirerek ciddi önemli bir şekilde kronik uyku eksikliği, ertesi gün mesela daha dürtüsel, sinirli, gergin, dikkatsiz, unutkan, dalgın bir insan olmamıza neden olacaktır. Kronik uyku düzensizliği, kronik uyku azlığı gibi ciddi problemler aslında zamanla anksiyete bozukluklarına, daha ciddi depresyonlara, daha belirgin ya da psikoaktif madde kullanım bozukluklarına, davranışsal patolojilere aslında ciddi anlamda yol açacak denilebilir. Burada uyku düzenine ilgili ciddi bir durum var. Hani akşam çok yorgunuz, işte uyumamız iyi olacak aslında. Ertesi gün işimiz var, okula gideceğiz, sınavımız var vesaire. O anda aslında amaçsızca, kendiliğinde hiçbir hedefi olmadan vakit geçsin diye internette ya da cep telefonunda, sosyal medyada geçirilen ufak bir zaman, aslında bir bakıyorsunuz ufak bir zaman olmuyor. 1-2 saat ya da belki daha uzun süre hem uykunun gecikmesine hem birçok aslında ne bileyim reklama, şiddete, farklı birçok ışığa maruz kalmaya sebep oluyor. Ve bu da aslında ciddi bir kısır döngünün ortaya çıkmasına neden oluyor. Yine mesela kişilerin çok geç yatması, ki bunun arka planında genelde ekran, televizyon, sosyal medya gibi şeyler var. Kronik olarak mesela hep geç yatıp aslında erken kalkmak gibi kişinin uyku düzenine uymayan, kendi kişisel yapısına, çalışma hayatına uymayan uyku düzeni sonrasında sosyal jetlag dediğimiz bir tanımlama var. Bu da hani kişinin uyku düzeninin hep bir takım nedenlerle uyku süresinin kısaltması anlamına geliyor. Bunun da aslında depresyonda, anksiyete bozukluklarında, madde kullanımlarında asıl etkileyici faktör olduğuna dair de ciddi araştırmalar var. Bir diğeri mesela internet kullanımının sonuçlarından fiziksel olarak hareketsiz, sedanter yaşam diyebiliriz. Yani birçok fiziksel hastalıktan psikolojik duruma kadar aslında çok ciddi sonuçlar olan bir hadise. İnternet kullanımı deyince tabii ki yani daha detaylandırmakta yarar var. Birçok şey saydım aslında. İnternette oyun oynama bozukluğu daha çok ergen profilinin sorunu. İken yetişkinlerin de tabii olabiliyor. Ben şu anda hani hayatımızın belki de en merkezinde duran bir şeyden, bildiğiniz gibi sosyal medyadan bahsetmek istiyorum. Sosyal medya kullanımı çok fazla arttı. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Yani kimimizin artık işi haline geldi denilebilir. Ciddi paralar kazanılıyor ama bunlar çok fazla değil. Ve çoğunluk, yani buna ben de dahilim, sosyal medyayı kullanırken aslında oradan aldığım şeyin daha çok hani bana zarar verdiğini fark ettim. Bu da oldukça önemli. Sosyal medya kullanım süreleri oldukça artıyor. Bunun artışıyla ilişkili direkt olabilen bir sürü psikiyatrik problem, psikolojik sorun, ilişki sorunu, toplumsal sorun var. Hani dikkat sorunlarından, trafik kazalarından tutun da anksiyete bozuklukları, madde kullanımlarına kadar birçok durum bunun yordayıcısı oluyor. Buna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Öncelikle bir neredeyiz, ne yapıyoruz sorusuna bir sormamız önemli. Yani sürekli ve kontrolsüzce hemen her yerde buna bakıyor muyuz? Yani her şeyin önüne geçiyor mu? Bu oldukça önemli. Yani inanın şunu bile araştırıyor artık araştırmacılar. Şimdi tam yani mesela fear of missing dedikleri, FOMO dedikleri şey var. Sürekli bir şeyleri kaçırıyormuş hissi yaşıyor insanlar. Bakın bir nevi yoksunluk gibi. Duramıyor. Sürekli bakma ihtiyacı hissediyor. Oturuyor, yemek yiyor, karşılıklı konuşuyor. Sürekli bakma ihtiyacı hissediyor. Baktığı şey ne? Bilmiyoruz. Pek Herkes çok farklı. sosyal medya. Yani Evet. kişiden kişiye değişiyor. Kesinlikle değil mi? Birçok şeye bakıyoruz. O kadar çok insanla, o kadar çok hayata, o kadar çok yere hızlıca entegre oluyoruz ki çeşitlilik çok fazla. Bakın gene stresli hali ya da birazcık can sıkıntısı hali, bunaltı hali diyebileceğimiz bir durum ve sonrasında cep telefonumuzda sonsuzluk diyebileceğimiz bir uygulama ve muazzam bir etkileşime giriyoruz. Gene bakın hani kontrol kaybı oluyor bir yerden sonra. Mesela ders çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz, ciddi bir mesela zihinsel aktivite çalıştırmanız gerekiyor. Odaklanmanız gerekiyor, motive olmanız gerekiyor, bunu sürdürmeniz gerekiyor, muhakeme etmeniz gerekiyor, ezber yapacaksınız vesaire.
Beyniniz yoruluyor. Gerginsiniz, sıkıştınız ve o anda sosyal medyada bir yere girdiniz. Kompulsif bir şekilde tekrar tekrar o videolar, çeşitlilik, farklılık vesaire vesaire bir sürü şey. Muazzam bir hız, muazzam bir özgürlük ve muazzam bir haz arkadaşlar. Bu çok kritik. İşte o dopamin döngüsünü aslında aynı madde bağımlılığı gibi bir yerden sonra oradaki insanın kendi ürettiği doğal endorfinleri, doğal nikotinine benzer süreçleri harap eden bir sistemi oynuyor. Bu çok oldukça kritik aslında. Yani sadece bizim elimizle yaptığımız bir şey değil, sadece duygusal olarak baktığımız, merak ettiğimiz bir şey değil. Aslında nörogörüntüleme çalışmaları da gösterilmiş. Beynimizin çok kritik noktasına aslında etki eden ciddi sonuçlara kapı açıyor. Oldukça önemli bir durum, ciddi bir durum. Önemsememiz gereken bir durum diye düşünüyorum. Şimdi cep telefonu kullanımıyla da bunu entegre düşünmekte yarar. Ben artık hani sosyal medyanın %90 civarında özellikle YouTube dışındakilerin hemen hemen çoğunluğu cep telefonundan kullanılıyormuş. Yani her an yanımızda. Bu güzel bir şey. İletişim kopmuyor. Harika bir avantaj. Ama ciddi sonuçlarının, ciddi zararların olabileceğini bilmemiz oldukça önemli. Hele hele mesela hayatımızın en önemli zamanları diyebileceğimiz, yani önemli zaman demeyelim de, önemli yatırım yaptığımız bir zaman diyelim, öğrencilik yılları ve zihnimizin daha iyi çalıştığı, hızlı çalıştığı, öğrenme kapasitesinin yüksek olduğu zaman dilimlerinde karşımızda o stresli anımızı, gergin anımızı, yorgun anımızı eğer daha kontrolsüzce o tarafa aktarırsak bizi dinlendirmiyor. Bundan eminiz. Aslında bizi böyle rahatlatmıyor uzun vadede. Kısa vadeli olarak rahatlatıyor olabilir. Bundan da eminiz. Çok ciddi sonuçları, fiziksel, psikolojik sonuçları olabileceğini biliyoruz. Bunu bir bağımlılık, bir hastalık, işte ilacı var alacağım, kurtulacağım tarzında bir şey olarak düşünmemek lazım. Bunlar davranışlardır. Davranışlar aslında hani davranışın işlevsel analizine bakarsak bir işlevi var. Davranış niye yapıyoruz? Onun öncülünü iyi görmeliyiz. Sosyal medya kullanımında da bakarsak hani genel itibariyle bir bıkkınlık, sıkkınlık ya da bir zaman geçirme. Yani bu sosyal medya bir teorisi vardı. Mesela oradan bizim medyada bir aslında kullanıyoruz ama bir şey elde etmeye çalışıyoruz. Nedir o? Aslında bir network, bir ağ kuruyoruz. Bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu oldukça önemli. Birilerini hocam, merak ediyorum. Buyurun hocam. Sözünüzü kestim. Pardon da tam böyle yerimde söylemek istediğim bir şey var. Sözünüzü kesiyorum. Sosyal medya kullanımıyla ilgili. Hani hep şeyden bahsettiniz ya, işte haz veriyor, bıkkınlık, sıkkınlık anında tam. Bazen de şimdi hep öğrenciler, hani daha çok bizim şu an katılımcılarımız, ama şimdi bir de hani ben kendi yaşıtlarımdan düşünüyorum. Hani arkadaşlarımdan da duyuyorum aynı şekilde. Tam böyle bıkkınlık, sıkkınlık zamanında açıyor sosyal medyayı. Bakıyor, eşi çiçek getirmiş arkadaşına, paylaşılmış. Arkasından yemekler, mumlar eşliğinde paylaşılmış. Biz buna biliyorsunuz ördek sendromu deniliyor sosyal medyada. Hani ördeğin ayakları suyun altında ama sadece siz üst yüzeyini görüyorsunuz. Maalesef bu da dediğiniz gibi gerçekten sosyal ilişkilerde çok ciddi bozulmalara neden oluyor. Aile içerisinde geçimsizliklere neden oluyor maalesef. Hani aslında hiçbir şey göründüğü gibi de değil. Hani çok da fazla kaptırmak, hani her açıdan maalesef dediğiniz gibi zaten bağımlılık açısından öyle, ama bir yandan da hani o can sıkıntısını geçirmeye çalışırken farklı sıkıntılara da sebep olduğu bir gerçek yani burada. Onu da belirtmek istedim size. Hani kendi etrafımdan duyduğum şeyleri de katarsak dedim. Çok teşekkür ederim hocam. Tam da yerinde oldu dediğiniz gibi. Burada hani belki şunu tekrardan ifade etmek isterim. Hani bizim bir yerden sonra sosyal medyadan, internetten ya da bir şekilde bundan, şimdi önceden şöyle bir şey vardı. Yani var hala. Mesela alkolde, uyuşturucu maddelerde vesaire de madde bırakılmalı ve bir daha gündeme asla girmemeli denir. Hani onu bir anda hayatınızdan koparma durumu vardır. Detoksifikasyon süreci vardır. Şimdi bizim internetten, sosyal medyadan tamamıyla kendimizi, ben işte gideceğim, ormanda yaşayacağım, doğada yaşayacağım gibi bir şansımız sanıyorum çok gerçekçi değil. Bunu yapanlar olabilir ama istisnadır. Bu bir gerçek. Hayatımızın bir yerinde artık var.
Ama kontrolsüzce, evet aslında bizim en zayıf anımızda bizi yakalayan ama bizi o yorgun anımızda yakalayan ya da bir şekilde yorgun anımızda kendini çeken, böyle cazip gelen şey çok ciddi, çok önemli sorunlar da beraberinde getiriyor. Bunu bilmemiz oldukça kritik, önemli. Yani çok masum değil. Yani herkes biliyor artık. Yani bu işin arkasında çok büyük paralar var, güvenlik sorunları var. Yani ne olursa olsun en atıyorum bakın hani kültürel YouTube kanalları yapanlar bile görüyoruz muazzam paralar kazanıyorlar. Yani arka planda ticaret, ekonomi var. Yani bunun işte belirgin bir şey var. Bizim Yani tüm ilgimiz... bağımlılıklar için böyle değil mi hocam? Yani sadece hani sosyal medya için demiyoruz bunu. Zaten hani bağımlılık hiçbir zaman sadece bir bağımlılık değildir şeklinde geçer her zaman bu. Gerçekten arkasında çok daha farklı şeylerin olduğunun bilincinde olmak gerekiyor hakikaten. Çok güzel bir yere değindiniz. Teşekkür ediyorum. Hocam, ben orayı çok fazla atlamışım dediğiniz gibi hani özellikle bütün bağımlılıkları sayarken tütün bağımlılığı ve alkol bağımlılığı serbest. Yani dışarıda bunu kullanabiliyor. Hani alkol alıp işte sigara kullan yani kullanabiliyor insan ya da satılabiliyor rahatça. Ama diğerleri satılmıyor. Dediğiniz gibi büyük şeyler daha büyük ekonomik farklı güç dengeleri var anladığımız kadarıyla. Zaten bunu biliyoruz. Burada da bu var. Burada sosyal medyada hani önemli kritik noktalardan hani bizi kendine iten, bizi cazip kılan, bu kadar hayatımız içinde egemen olan bir şeyden bahsederken bunun öncüllerine baktığımızda hani aslında çok önemli şeylere ihtiyaç, çok önemli ihtiyaç duyduğumuz duygusal ihtiyaçlarımıza karşılık geldiğini ya da vermeye çalıştığını görüyoruz. İletişim bir anlamda belki sevme, sevilme, görme, görülme, beğenilme gibi çok önemli. Aslında en temel insani duygusal ihtiyaçlarımıza karşı bir arayışın içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Bu çok kritik, bu çok önemli. Sosyal medya bunu karşılayacak mı? Düzenli, etkili kullanırsak, evet karşılar. Yeri geldiğinde güzel şeylere de tekabül edebilir. Yani şu anda mesela bunu birlikte paylaşıyor olmak, ne bileyim, öğrencilerimizle tekrar karşı karşıya kalıyor olmak çok önemli mesela. Bunu da sosyal medya, sosyal ağ vasıtasıyla yapıyoruz. Oldukça önemli. Şu geçenlerde ben de uzun süredir görüşmediğim üniversite arkadaşlarımla böyle bir 8-10 kişilik bir grup yapmıştık. Ya bir baktık 3-4 saat geçmiş. Sanki böyle üniversite yıllarına geçmiş, gitmişiz. Orada tekrar tartışmışız. Belli konularda fikir alışverişi yapmışız. Yani o kadar olmasa da ona benzer bir ortamı getirdi. Sosyal ilişki arayışımız, ihtiyacımız oldukça önemli. Yani insan olmamızın bir en temel bir sonucu, en temel bir tarafı diyebileceğimiz bir şey. Ama bu sistem bu haliyle her an yanımızda ve sürekli ona bakıyor, sürekli bir şeyler takip ediyorsak arkasında beraberinde ciddi zararlar da getiriyor. Bugünkü hani bu konuşmamızın en önemli şeyi bu olsun. Evet hepimiz biliyoruz, bilmiyoruz vesaire. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Bırakacağız mı? Biraz da bunlardan bahsedelim isterseniz. Tamamen sonlandıralım mı interneti, cep telefonunu? Kolay bir şey mi bu? Tabii ki yapmayalım öyle bir şeyi. Sonra yoksunluk yaşarız hocam. O kadar çok alışkınız ki artık bence yoksunluk yaşarız herhalde diye düşünüyorum. Şu öneriler oluyor. Şimdi müthiş bir özellikle hani sosyal medya, internetle ilgili entegrasyon çok fazla. Hele hele pandemi sürecinde mesela öğrencilerde ve mesela evden çalışan insanlarda bunu çok daha fazla görüyoruz. Uyku düzeni, zaman yönetimi iyice bozuldu. Motivasyon düştü. Bunun farkındayız. İlk başta belki bir miktar işte ne bileyim artık rahatladık evden istediğim gibi çalışıyorum gibi bir heyecan, bir iyilik hali oluştursa da bu pandemi süreci. Yani bazılarımız için diyelim. Tabii ki sağlıkçılar için çok daha zor oldu. Ama uzun dönemde hani çalışmalar da gösteriyor. Bir yalnızlık hissi, bıkkınlık, depresyon gibi önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Bakın nereye döndük? Gene böyle bir durumda bizim karşımızda en zayıf noktamıza çok hızlıca ulaşabilen bir sosyal medya ağı var. Muhteşem. O işte öneriler kısmında
ve sizin daha önce baktıklarınıza benzer şekliyle ona benzer farklı farklı yüzlerce binlerce bir durum. Yani bir yerde okumuştum, tam unuttum şimdi. Eskiden insanlar hayatları boyunca 500-600 insanla karşılaşıyorlarmış ortalama. Şimdi bir günde 500 kişinin sayfasına belki ulaşabiliyorsunuz. Muhteşem bir zenginlik var. Bir boğulma hali oluşuyor. Yani kısa vadeli haz veriyor gibi olsa da aslında tolerans gelişiyor. Bir süre sonra boğuluyoruz. Daha çok, daha çok, daha çok kompulsif bir şekilde durduramayan bir sürece giriyoruz. Ve akabinde de zaten daha ciddi psikiyatrik problemler eş zamanlı ortaya çıkabilir. Ya da gerçekten belki hani sosyal medya bağımlısı diyebileceğimiz o tablo oluşabilir. Yani o tablodan ziyade burada bu durumun zararlarının olduğunu birçok psikolojik yani ilişkisel, duygusal, düşüncede, davranışsal, algısal anlamda bize zarar verdiğini görmemiz, bilmemiz oldukça önemli. Bir takım kritik şeyler var. Hani bunlardan en önemlileri uykumuz oldukça kritik, önemli. Yani biraz uykuyla ilgili de hani alanımızın dahil içerisinde olduğu için belki oradan bakıyoruz. Uykumuzun başlangıcını ve uykumuzun bittiği anı, mesela örneğin sosyal medyada, internetten bir miktar arındırmamız bence çok önemli. Yani yatarken cep telefonlarından uzak kalmak ya da yatmadan belli bir süre önce cep telefonlarımızla elveda deyip uzaklaşmak oldukça önemli. İlk başta da sabahları özellikle ilk planda cep telefonlarımızla internetle karşı karşıya kalmamaya dikkat etmemiz bugünkü bence hani eğer bu konuda bir kendini sorumlu gibi görüyorum diyen insan varsa bunu bence yapmakta yarar var. Bir diğeri şunu öneriyorlar. Aralarda birkaç saatlik mesela akşamleyin 3 saat ya da yarın 5 saat, 2 saat gibi bir denemek. Hani kapatın, offline olun, bilerek, rahatlayarak. İşte böyle zamanlarda Kültegin Ögel Hoca vardı. O sunumunda bahsetmişti yıllar önce. Bağımlılarda bu döngüler çok fazla. Onlara arınmış zamanın tadını da yaşatın. Hani bunu mesela zorlaştırarak yapmayın derdi. Hani ben işte bunu yarın bırakıyorum. Hayatımda bambaşka bir güne başlayacağım. Artık bunu çok kontrollü kullanacağım. Bunu yapabilirsiniz belki. Ama bunu sürdüren emin olun %1 bile olmayacaktır muhtemelen. Çok az kişi bunu yapacaktır. Ama şunu birçok kimse yapabilir. Ya ben birkaç gün 3-4 saat, 3-4 saat kendimi arındıracağım. Zaman dilimi koymak beyni daha büyüğü, bütünü parçalara böldüğünde yormuyor. Daha kolay bir şekilde onunla mücadele edilmesini kolaylaştırıyor. Zaten davranışçı terapi ekollerinde de buna benzer ödevler vardır. Bütün değil de parçalarla mücadele etmek, küçük küçük adım adım yeni davranışlar geliştirmek gibi. Bunlar oldukça önemli bence. Yine o sosyal medyada çok fazla aslında zaman geçirmeyi, onun bu kadar popüler olmasını sağlayan psikolojik zayıf nokta, aslında zayıf nokta değil de psikolojik ihtiyaçlarımıza tekabül eden tarafları neydi onlar? Yani iletişim, beğenilme, ilgi, merak gibi aslında çok önemli duygularımızı aslında kendimizi diğer alanlarda belki diğer dediğim hani kendi uğraşılarımızla daha gerçek hayattaki aktivitelerle yerine koymaya çalışmak ya da en azından bu konuda ufak ufak bir şeyler eklemek daha iyi olabilir. Gene özellikle evlerde artık biliyoruz hani geçen gene bir öğretim hocası arkadaşımız bahsediyordu. Hani evde oturuyoruz. Herkes bir koltukta telefonda bir saat, 2 saat sürekli birbirimize bile bakmıyoruz dedi. Bu tabii zaman zaman hepimizin başına da gelmiş olabilir. Bizim de geliyor tabii bazen. Zor bir şey. Hani bu noktada da belki belli gene zaman dilimleri oluşturmak, birlikte faaliyet yapmak için. Hadi kapatalım, koyalım. Ne bileyim yani bizim tabii çocuklar küçük oyun oynuyoruz mecburen tabii. Belki yetişkinlerle de daha farklı çalışmalar, birlikte faaliyetler olabilir. Buna benzer aktiviteleri arttırmak, ortak vakitleri çoğaltmak oldukça önemli. Sosyal medyada mesela öğrenci arkadaşlar sohbet amaçlı tabii ki buluşuyorlardır. Bunu belki ufak tefek ne bileyim ders hedefi tarzında, ders çalışma tarzında belki daha ne diyelim sonrasında pişmanlık değil de iyi hissettirebilecek amaçlara yöneltilebilir.
Zaman sınırlaması koyması uzun vadede işe yarar deniyor. Zaten hani birlikte çalışırken de bunu çok yapıyoruz. Oldukça önemli. Yani çok ciddi problemler varsa tabii, hani aşırı kullanımlar varsa bazen olabiliyor. Çok yoğun, hani saatlerce artık sabahlara kadar kullanmalar vesaire. Öyle durumlarda hani biz planlar çiziyoruz, günlük programlar yapıyoruz, zaman sınırlamaları koyuyoruz. Basamak basamak özellikle uykuyu, hedefleri, diğer hayatın diğer alanlarındaki yapılması gerekenler listeleniyor vesaire. Bu konuda motive edici çalışmalar, aktiviteler öneriliyor. Amaç bağımlılık da bireysel kontrollü, bireysel egemenliği arttırmaktır. Bunun için çalışılır. Bağımlılık zaten adı üstünde, bir şeye bağımlı kalmak, onun seni yönetmesi. Ama kişinin kendini yönetip bağımlı olduğu şeyi de yönetebilmesi süreci davranışsal bağımlılıklarında daha da öne çıkıyor. Çünkü artık hayatımızın içinde onu biz kullanmalıyız. Eğer onu biz yeterli kontrolü kullanmıyorsak o bizi kullanmaya başlıyor. Gecenin 12'sinde alışveriş yapmış bir şekilde kendimizi buluyoruz. Kendimize dahil. Orada reklam çıkıyor. Düşündüğümüz bir şey saat 11'de bir indirim giriyor. Bir bakıyorsunuz almışsınız. Çok daha gerçekten zor bir süreç. Çok ciddi, daha ağır ileri vakalar varsa çevrenizde ya da kendinizde düşünüyorsanız da gerektiğinde yardım istemekten çekinmemeliyiz diyeyim. Burada sözümü sonlandırayım. Hocam bir şey ilave etmek istiyorum izninizle. Ben de çocuk ve ergenle daha çok ilgileniyorum. Şimdi siz söylediniz hani kişinin kendisi için hani beğenilme, takdir edilme o tür şeyleri hani gerçek ortamlarda aramak dediniz ama şimdi aramızda ebeveynler de var katılımcılarımız arasında. Aynı zamanda ebeveyn adayları bütün gençlerimiz. Onlara da şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Ben hani çocuklarımıza gerçekten öyle ilgi ve alakayı biz göstermeliyiz ki o beğenilme, o takdir edilme, onaylanmayı başka bir yerde aramaması gerekiyor çocukların. Hani bu çok hassas bir nokta. Bazen maalesef bizler kendi dünyamıza fazlaca dalıp çocukları hani o konuda ihmal edebiliriz. Hani bunun önüne geçmek de hani bu teknoloji bağımlılığına belki bizler de bir şekilde itiyoruz çocukları ebeveynler olarak. Hani o yüzden bence bu hususta da dikkat edilmesi gerekiyor. Hani ebeveynlerin o dediğiniz gibi hani beraber geçirilen zamanlarının çok kıymetli, çok güzel geçirilmesi gerekiyor ki çocuk o doyuma hakikaten erişebilmeli. Aynen hocam. Dediğiniz gibi şimdi tabii biz çocuklarla o kadar hiç çalışmıyoruz neredeyse. Kendi çocuklarımızdan, çevremizden gördüğümüz kadarıyla şimdi biz yetişkinler olarak bile kendimizi yeterli kontrol edemiyoruz. Hani küçük bir çocuğun internetin karşısında kendini kontrol etmesi mümkün değil. Mümkün gözükmüyor. Hele hele oyun ya da benzeri işte hareketli canlı görüntüler vesaire. Artık kontrolsüzce gidiyor ve artık bu haz ve hız orada çok yoğun olduğu için canımız sıkkın, gerginiz ya da vakit oyun oynayacak enerji bulamıyoruz. Çocuğun eline bir tableti verdiğinizde saatlerce kalıyor. Kesinlikle. Her seferinde ondan onu almak daha zor bir hale geliyor. Tabii bu çocuk ergen hocalarımızın tabii daha iyi bildiği bir şey. Onlar da çok daha önemli süre kısıtlamaları, birlikte vakit geçirmek ve o değeri hissettirebilmek dediğiniz gibi hocam. Kesinlikle. Hocam birkaç tane aklıma takılan soru var benim. Şimdi sizler kliniktesiniz sürekli. Bu süreçte yani daha doğrusu şöyle toplumda aslında farkındalar mı yani bu teknoloji bağımlılığının hani halkımız artık ne kadar farkında? İnternet bağımlısı oldu benim çocuğum diye bir ebeveyn size hiç getiriyor mu? İşte gençleri ya da yetişkinlerden size gelen var mı? Hani ben teknoloji bağımlısı mı oldum acaba? Kendimi alamıyorum telefondan diye mesela. Gelen var mı hiç bu şekilde kliniğe? Hocam şöyle söyleyeyim, hani yakın zamanda sadece bu nedenle gelen kişi olmadı. Yani sadece ben internet bağımlısıyım diye gelen olmadı. Bunun tabii birçok nedeni olabilir. Bir nedenlerinden bir tanesi, hani klinisyenler olarak bu konuda bizler de oldukça tecrübeli değiliz. Hani daha doğrusu bizim için de oldukça yeni bir alan denilebilir. Tedavi protokolleri konusunda çok pratik çözümler yok. İşte ne bileyim daha klinik ağır depresyonlar ya da davranış problemlerinde hani saldırganlık vesaire gibi kullanabileceğimiz etkili ilaçlar yok. Daha biz de çok fazla tecrübeli değiliz.
Belki bunun da bir etkisiyle insanlar çok fazla başvurmuyor olabilirler. Bize gelen örneğin daha farklı uyku problemleriyle, toplumsal ilişki problemleriyle ya da ilişki sorunlarıyla ya da başka depresyon problemleriyle gelen insanların eş zamanlı olarak beklendiği gibi hani internette ya da internet oyun oynamada benzeri durumlarda çok yoğun zaman geçirdiklerine gerçekten ciddi anlamda şahit çok fazla hem de. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Bir de hocam geçen biz böyle bir yine böyle bir ortamda bu konu üzerinde çok tartışma yaptık. Şunu merak ediyoruz biz. Şimdi madde kullanan kişiler bu kısıtlamalar döneminde yoksulluk krizleriyle hiç gelindi mi hocam? Şimdi hani gençler mesela ulaşamıyorlar şu an ailelerinin yanında 20 yaşına kadar olanlar dışarı çıkamıyorlar mesela. Hiç bu süreçte hani yoksulluk krizleriyle başvurular oldu mu pandemi sürecinde? Hani pandemi süreci bağımlılığa ne kattı, ne yaptı, olumlu, olumsuz nasıl etkiledi? Mesela biz şey diyoruz hani yeni başlayamadı mesela insanlar. Bu bizim için güzel bir şey. Hani lisedekiler işte ulaşamadılar belki. Bu çok güzel bir şey ama hani onların tarafından baktığımızda acaba yoksulluk krizleri ya da başka şikayetlerle yine kliniklere geliniyor mu acaba bu süreçte? Hiç var mı bununla ilgili rastladınız mı bir çalışmaya da aynı zamanda hocam? Açıkçası hani siz söyleyince aklıma geldi. Çok fazla ben hani bu konuda bir araştırma yapmadım. Bizim kendi kliniğimizde önceki dönemlere göre önemli bir farklılık olmadı diyebilirim. Bunun tabii şöyle bir nedeni var. Bizim kliniğimiz pandemide kapandı, yataklı klinik. Maalesef. Kapandığı için 112 servisi de hani acil hastaları bizim yerimize daha çok diğer hastaneye yani devlet hastanesine götürmek durumunda kaldı. Bunun etkisi de olmuş olabilir. Zaman zaman hani bağımlı hastalar yoksulluk krizleriyle geliyorlar. Son zamanlarda hani gözüme çarpan alkol sorunuyla olan gelen insanlar da çok oldu. Pandeminin bununla ilgisi konusunda benim klinik deneyimim yok şu anda. Teşekkürler hocam, sağ olun. Soruları olan katılımcılarımız varsa alabiliriz. Hocam çok verdiğiniz güzel bilgiler için, değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Sağlık Kültür Spor Daire Başkanımız Filiz Hanım size çok teşekkür ediyor. Genç Yeşilay'a çok teşekkür ediyor. Biz de Teşekkür ederim. kendilerine bize böyle bir imkan verdikleri için çok teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Ben bir de hocam bir not almıştım, onu söylemek istedim. En başta özdeşleşen hani bir takım davranışlar var dedik ya bağımlılıklarda. Mesela gençlerde şu çok yaygın. Hatta gençlerle sınırlamayalım, tüm yetişkinlerle de. Bir kahvenin yanına bir sigara iyi gider. Değil mi? Mesela bıraktırma yolunda da hani bunlardan uzak durmasını hani genelde öneriliyor insanlara. Hani o kurtulma diyelim artık sizden sonra öyle diyeceğiz. Yani hani genelde böyle kahveyle sigara özleşmiş gibi değil mi? Çayla sigara ya da işte hani bunlar mesela birbirleriyle o kadar özdeşleşmiş kavramlar ki insanlar birbirinden ayıramıyorlar bazen. Onların belki o bırakma sürecinde de hakikaten sıkıntı yaşıyor olabilirler. Çünkü bıraktığını düşündüğü sırada o kahveyi içtiği an onun kokusuyla birlikte sigara doğrudan çağrışım yapıyor. Ve hakikaten bu süreci belki de geciktiriyor hatta engelliyor belki de onun için değil mi? Kesinlikle hani o belki hatırlamışsınızdır şimdi koşullanma demiştik ya hani koşullu öğrenmede iliştiriyor dediğiniz gibi hani mesela ben kendim de sigara bağımlısıyım. Uzun yıllar sigara kullandım. Ama 5 yıldır falan kullanmıyorum. Yani çok yoğun kullandığım dönemler de oldu 1-1,5 paket. O yüzden bu konuda deneyimim de var. Hani bir şey yaparken bir çay sonrası, pardon yemek sonrası çay yanına sigara mesela. Bazı yerler o kadar özdeşleşmiştir ki orada o sigarasız dayanamazsınız, duramazsınız. Dediğiniz gibi kahve mesela kahve kokusuyla sigara benzer mi? Hayır. Mesela ben çok kahve içiyorum. Ama yani kahve içtiğim için neredeyse hani özofajit oldum belki. Ama sigara aklıma gelmedi bir senedir. Hani o da var tabii. Kafein bağımlılığı da ayrı bir tarafa gelsin şimdi ama Evet. o koşulda öğrenmeyi özellikle madde, psikoaktif maddelerde çok uygulamak durumundayız. Eş zamanlı olarak belli bir süre onlardan uzak kalması, toplumsal olarak çevreyi arındırması, hatırlatan nesneleri uzak bırakması vesaire yani çok kritik bir öneme sahiptir. Bununla beraber daha sosyal medya, internet, işte cep telefonu gibi bunlardan uzak kalmamız söz konusu değil. Bu çok farklı bir durum. Hani bize de yabancı aslına bakarsanız.
Belki de mücadele edilecek şey çok daha zor. Ama zor demek imkansız demek değil. En azından bilinçli olmak Kesinlikle. önemli. Evet. Hocam bir öğrencimizin sorusu var. Pasif içicilikte bağımlılıktan söz edilebilir mi diyor. Yani sigara için pasif içicilik. O da bir bağımlılık olabilir mi demiş. Yani pasif içiciliğin bağımlılığını ben duymadım. Ama pasif içiciliğin zararlarından bahsediliyor. Hani tabii ki bir içicilik kadar olmasa da sonuçta nefesle alındığı için yoğun ortamlara çok maruz kalan insanlarda bunun etkileri olacaktır. Elbette bunu çok fazla maruz kalırsa kişi, özellikle mesela sigarada bu nikotinin etkilerine bir miktar bağımlılık geliştirecektir. Muhtemelen bir süre sonra geliştirebilir ama hani sürekli pasif orada kalan bunu çok beğeniyorsa kendi dismeye başlıyor bir süre sonra. Rahatsız oluyorsa da zaten kendini korumaya çalışıyor. Böyle bir durum var. Bir de şey çoktur özellikle pasif içicilik deyince aklıma geldi. Esrar kullananlar da özellikle. Denetim serbestliğe geldiğinde madde pozitif çıktığında ya ben içmedim de orada bulundum falan diye. Evet, doğru. Pozitif çıkıyor. Ama hakikaten oluyormuş yani bir miktar kanabinoidleri çıkıyor. Sınıra yakın da gelenler oluyordu. Bunu sorduğumuzda hani çok fazla kalınca oluyormuş ama gerçekten içtim içmedim orasını bilmiyoruz tabii. Evet, başka sorusu olan yoksa hocam sizin katkıda bulunmak istediğiniz başka bir şey var mı? İlave etmek istediğiniz için. Elinize Biz sağlık. çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok faydalı, çok güzel bilgiler verdiniz bize. Çok sağ olun. Aa, bir tane daha soru geldi sanırım. Hani... Evet, şöyle bir durum oluyor. İnternette çok vakit geçirmek gibi değil de sürekli bir telefon bildirimlerini kontrol etmek. Ne gibi bir bağımlılık? Demiş hocam. Güzel. Damla Nur. Bir soru. Şimdi bugünkü bu konuşmamdan lütfen hani bir internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi bir sonuç çıkarmak yerine şunu çıkarmanız benim için daha önemli. Yani bu kullanımın zararları var. Hayatımıza zararlı olabiliyor. Yani fiziksel, psikolojik zararları olabiliyor. Dikkat etmemiz gereken bir şey burası. Bu da bunlardan bir tanesi. Bunların bildirim kontrol etme. Şimdi onun ismini tam çıkaramadım. Bunun literatürde bir ismi bile var. Hani cep telefonunda sürekli kontrol etme ihtiyacı hissediyor. Şimdi bu bir bağımlılık demeyelim ama bu bir sorunlu bir davranış arkadaşlar. Yani günde bir bakın telefonlar onun uyarılarını veriyor. Yani belki 200 kere kontrol ediyorsunuz. Nomofobi miydi sanki hocam? Sorunum Nomofobi. telefonsuz kalma korkusu. Ha evet doğru. Siz şey diyorsunuz, sosyal medya kaçırma korkusu muydu sanki hocam? Fear of missing de değil hocam. Bu o şey yani sürekli onda da şey var. Online sürekli kontrol ediyor. Sistem kontrol ediyor. Hani mesela güncelle yapıyor ana sayfayı. Hani bir şey oldu mu bitti mi? Ha, bu da ona benziyor olabilir. Evet, kompulsif bir davranış haline dönüşüyor. Bu bize zarar veriyor. Yani mesela şöyle karşılıklı konuşuyorlar, oturuyorlar, çay içiyorlar. Biri sürekli bakıyor mesela. Arada bakıyor. Yani o aslında zihninin bir kısmını karşısındakine değil oraya bölüyor. Yani andan uzaklaşıp zihin başka bir yere gidiyor. Zaten hani temelde psikopatolojilerin arka planında hani depresyon, geçmişte kalmak, anksiyete sürekli Geç ilerisi. gelecekle uğraşmak. Evet. Hani bu da zamanda değil başka bir şeye itiyor gibi. Yani aslında etrafı, kişi, ilişkiye ya da sevdiğin insanı anlamaya vesaire birçok olumsuz bir durum ortaya çıkaracaktır. Bağımlılık değil ama dikkat edilmesi gereken bir davranış olarak değerlendirmekte yarar var. Bunu da örneğin belli zamanlarda kişi mesela bildirimleri offline yapıp deneyebilir belli bir süre. Ne oluyor? Ne bitiyor? Gerçekten huzursuz mu oluyor? Bir süre huzursuz olacaktır, rahatsız olacaktır. İçinde bir sıkkınlık, bunaltı ya da bir merak, bir arama bakın, iştah, aşerme gibi bir durum olabilir. Bunlar çok normal. Ama bunları görmemiz ve aslında tanımamız önemli. Dikkat etmekle de bence çözülebilecek şeyler. Kesinlikle. Hocam bir konuda bağımlı kişilik yapısında olan kişi diğerlerine de çok yatkın olur mu? Şeklinde bir sorumuz var. Yani bir konuda bir bağımlılığı varsa diğer bağımlılıklar için de yatkınlık olur mu? Şimdi davranışsal bağımlılıklarda
Daha evet olur ama şimdi davranışsal bağımlılıklarda şimdi ben mesela seks bağımlılığı, alışveriş, kompulsif alışveriş, internette oyun oynama, kumar. Şimdi mesela kumar bağımlılığı çok tipiktir ama internet mesela kumar bağımlılarının şu anda yeni mekanı. Kumarhaneler yasak. Mesela nereden oynuyorlar? İnternetten oynuyorlar. İnternette oyun oynuyor defalarca. Bir yerden diğerine geçiş yapıyor. Bunu daha çok psikoaktif maddelerde görüyoruz. Hani başlangıç yerine göre mesela çocuklarda mahallesine göre bile değişir. Hani daha kenar mahalleler tiner uçucu kullanır, diğerleri esrar kullanır, kimisi bonzai kullanır. Bir süre sonra para kazandıkça işte terfi ettikçe bir üst işte mete geçer, sonra eroine geçer, sonra da zaten gidiyor. Yani böyle bir durum oluyor. Önemli bir durum. O psikoaktif maddelerde alkolle de geçiş zaten biz light'ımda vardı. Sigaradan sonra alkole geçiş en sıktır zaten. Alkolden de diğerlerine geçiş olur. Birbirlerine geçiş oldukça olur. Sosyal medya ve internet kullanımında da karşımıza farklı farklı şeyler giriyor. Ben bunun detaylarına girmedim. Artık çok detaylı araştırmalar yapıyorlar. Zaten cep telefonları da buna müsait. Hani ne kadar YouTube'da vakit geçiriyor, ne kadar işte Instagram'da vakit geçiriyor gibi. Bunlarda kişilik yapıları değişiyor aslında. Yani Instagram kötüye kullanan profille YouTube kötüye kullanan profil aynı değil. YouTube'da olumlu kullanan, bilgi amaçlı arayan insan sayısı da çok fazla. Kişilik yapıları da farklı. Örneğin Twitter'ı kullananlar zaten bambaşka bir kişilik yapısında vesaire. Sosyal medya, internet kullanımında bunlar oldukça farklılık arz ediyor. Birinden diğerine geçiş çok fazla olmayabilir ama psikoaktif madde kullanımlarında bu mümkün. Hatta geçişlerde beklenir zaten. Hatta Hatta Amasya'da şey değil mi hocam? Beraber, beraberinde. Yani genellikle hani bağımlılıklar için hani tek bir maddeye kalınmaz yani genelde. Tütün artı alkol ya da işte dediğiniz gibi kokain artı işte alkol birlikte. aynen dediğiniz gibi zaten şey var. Şu anda çoklu kullanım, bildiğim kadarıyla en fazla kullanım. Şimdi yoğunlar şu anda bu sentetik kanabinoidlerdir. Bu merdiven altında üretilen çok ciddi zarar ne olduğu belli olmayan yüzlerce çeşit olan her varyanta değişik bir profil çıkan madde. Ne kullandığını da bilmiyorlar aslında. Neyi bulursa kullanıyor. Çoklu kullanım çok fazla. Arada diyor zaten çok tipiklerine baktığınızda işte arada hap alıyorum bazen toz işte bazen burundan çekiyorum bazen şişe yapıyorum gibi. Bir sürü profilleri var. Çoklu kullanım oldukça fazla. Evet hocam. Son bir soru daha hemen soruyorum hocam. Biraz hani bu artık biraz farklı bir konu ama işkolik olmak bir bağımlılık mıdır? İş bağımlılığı vardır. Literatürde tanımlanmış. Egzersiz bağımlılığı mesela, iş bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarda literatürde tanımlanmış durumlar söz konusu. Ülkemizde hani bu çok işkolik ya da bu çok çalışkan böyle işine tapan tarzda insanlar var. Bu biraz daha hani kişilik yapısı gibi görünüyor. Daha çok bu Kore gibi, Çin gibi ülkelerde, Japonya gibi ülkelerde bunun olduğunu biliyoruz. Hani böyle ofisten çıkmadığını, hani böyle aynı internette oynuyor gibi sürekli çalışan insanların olduğundan bahsediyorlar. Davranışsal bağımlılık, internet bağımlılıklarının oralarda daha yoğun olduğunu biliyoruz. Tamam hocam, çok teşekkür ediyorum size verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Katılımcılarımız adına da size çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü biz Mehmet Ali'ye bırakalım. Mehmet Ali ödüllü kahut yarışmasını sunacak. Mehmet Ali söz sende. Teşekkürler hocam, Amir Hoca sizlere hani eğitim için. Ben kendimi tanıtayım ilk önce. Adım Mehmet Ali Aymaz. Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Genç Yaşlılar Hafıza Topluluğu Başkanlığı'nı yürütüyorum 2 yıldır. Şimdi bir kağıt yarışması yapacağız arkadaşlar. Bu yarışma için bu toplantıya girdiğiniz alet dışında bir tane teknoloji alet lazım. Yani ikinci bir teknoloji alet lazım. İster telefon, ister tablet, ister bilgisayar olabilir. O aletten tarayıcı üzerinden kağıt.it'e gireceğiz. Şu an ekranı yansıtacağım ben. O pine gireceğiz o ekrana. Mehmet Ali hemen öncesinde de ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kim artık herkese başarılar diliyorum. Birinci olan kişi ekran görüntüsünü alarak yazacağım. Ben şimdi şu mesaj kısmına yazacağım arkadaşlar. Bir mail adresi yazacağım. Bizim SKS Daire Başkanlığı'nın mail adresini yazacağım. Oraya lütfen isim bilgisi, adres bilgisi,
iletişim bilgilerinizi yazın ve ekran görüntünüzü oraya atın. Ödülünüz tarafınıza gönderilecek. Teşekkürler hocam. Arkadaşlar 721-1300'a giriyorsunuz o kağıt.it'e. Yani orada pin kodu soruyor bize. Onu girip erişime dahil oluyorsunuz. Arkadaşlar kullanıcı adınız hani kendi adınız olsun. Yani farklı bir ad kullanmayalım. Hani daha iyi olur. Şu an bir arkadaşımız adının yerine pin'e girdi. Onu düzeltebiliriz derse tekrar girip kim olduğunu görmek için. 20 soru oluşuyor arkadaşlar. 3 tane 2000 puanlık sorular var. Bu yarışmada önemli olan hani doğru bilmek de var. Bir de hızlı cevap vermek de önemli. Ne kadar hızlı cevap verirseniz o kadar hani yüksek puan alıyorsunuz. Yani ne kadar bir de arkadaşlar sorulara dikkat edin. Resimler var. Resimlere dikkat edin. Hani güncel konular var. Okulumuzdan sorular var. Bağımlılık ile ilgili sorular da var. Hocamızın anlattığı konuların içinde sorular da var. Yani şöyle karışık bir soru telpazesi oldu. Mehmet Ali, soruları ben görmedim. Ben de katılsam olur mu? Katılabilirsiniz hocam. Çok heyecanlandım şu anda. Hocam, arkadaşlar soruları tek ben biliyorum. Hani bizim yönetimde arkadaşlar da bilmiyor. Yeşilay ekibi de bilmiyor. Yani o konuda hani yani emin olun. Ben de dahil olmak üzere hiçbirimiz bilmiyoruz. Mehmet Ali hazırladı soruları. Evet. Arkadaşlar az bize adını değiştirse olabilir. Hani çünkü kim olduğunu bilemediğimiz için hani daha iyi olur. Hani ileride kim birinci oldu ile ilgili. Tam başlasak mı diyeceğim, bir kişi artıyor. Sonra düşüyorlar. Hocam şöyle 21 geçe, 22 geçe başlayalım istersen. Aynen, bekleyelim birkaç dakika daha. Çünkü muhtemelen bağlanıp düşüyorlar, sayı düşüyor çünkü bir anda. Evet. Ben şey dedim ya hocam, ad değiştirelim dedim ya, o yüzden oldu herhalde. Evet. Z'ye vardı. Arkadaşlar dikkat edelim, yani böyle dikkat soruları var. O yüzden hani hemen böyle heyecanla şunu yapalım geçelim olmasın. Ya tüh bunu kaçırdım sorularınız olmasın yani. Ama kısa bir hızlı da olmanız gerekiyor. Zamanla yarışıyorsunuz bu arada. Hem hızlı olmanız lazım hem doğru cevap vermeniz lazım. Ve şöyle bir şey var hani mesela 6. yeni soru kadar çok gerilerdesiniz ama bir anda diğer sorular doğru bilirseniz öne çıkabiliyorsunuz. Çünkü 2000 puanlık sorular var. O yüzden hiçbir zaman şeyinizi, hırsınızı, çabanızı kaybetmeyin. Yani ben kaybettim demeyin. Vazgeçmek yok. Evet. Bağımlılığı bırakıyoruz ama yarışmayı bırakmıyoruz sevgili gençler. Evet. İnternete doğru bir böyle şekilde kullanmak daha güzel. Değil mi hocam? Biz memnunuz. Arkadaşlar var mı katılmak isteyen? Başlayalım mı? 28'de kaldık sanki. Bence başlayabilirsin Mehmet Ali. Hocam bir yazan var mı? Hani bakıyorum hemen. Yok şu anda. Eğer bağlanmak için uğraşan varsa mesaj kısmına yazın. Hemen son bir dakika daha bekliyoruz. 29 evet. Oldu sayı. 30. Bir hocam. Evet 31 oldu. Son bir dakika. 32. 22 geçe başlayalım. Evet. Evet 22 geçiyor.
Başlıyorum. Kapatıyorum. Başlayalım. Arkadaşlar hepinize başarılar. Arkadaşlar ses geliyor. İnsanların varlığı diye tanımlanan bağımlılık hangisidir? Davranışsal bağımlılık, sosyal bağımlılık, fiziksel bağımlılık, tolerans. Hocamızın sunumuna geçiyoruz böyle bir kavram. Neden? Doğru yapar. Şimdi. Lütfen mikrofonlarınızı kapatır mısınız? Mehmet Ali haricinde herkes mikrofonlarını kapatırsa daha konforlu olacak. Davranışsal bağımlılık olacaktı. 11 kişi daha olacakmış. Puan tablomuza bakalım. Elif Merve 1. Emre Aslan 2. Feyza 3. Melike 4. Ayşe Doğan 5. İlk sorunun puanı böyle oldu. İkinci soruya geçiyorum. Aşağıdan hangisi maddi bağımlılığı ilk kez deneyimlemede en önemli etmenlerden değildir? Merak, şiddet, maddi ulaşabilirlik, akran baskısı. Hocamızın sunumuna göre hani sorduğum soru. Aynı bu şekilde bir içerik vardı orada da. İlk kez deneyimlemede en önemli etmenlerden değildir. Merak, şiddet, maddi ulaşabilirlik, akran baskısı. 21 kişi doğru cevaplamış. Hocamız herkes dikkatle dinlemiş çoğunluk. Geçelim şöyle puan dağılımına. Feyza birinciliğe geldi. Cansu ikinciliğe. Üçüncü Nur. Dördüncü Ayşe Nazlı. Beşinci Ayşe Doğan. Bu şekilde gidiyor. Sena Mural da 5 adım üstte çıkmış bir anda bu soruyla. Geçiyorum üçüncü soruya. 2000 puanlık. Aşağıdan hangisi Afyonkarahisar ilçesi değildir? Başmakçı, Şuhut, İhsaniye, Çardak. Başmakçı, Şuhut, İhsaniye, Çardak ilçesi değildir Afyonkarahisar. 2000 puanlık. Yani her an puan değişebilir soruda. Çardak olacaktı arkadaşlar. Çardak Denizli'nin ilçesi. Evet, kendi memleketinde hemen koymuş yani Mehmet Ali. Hiç kaçırmaz. Kendinden bilir. Feyza doğru cevaplamış. Nur ikincili. Ağaç Doğan'ın sorusu alev almış. 3 defa soruyu doğru cevapladığı için. Fatma geldi. Özlem Hanım geldi. Özlem abla geldi. Geçiyorum diğer soruya. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan doktor öğretim üyesi Ahmet hocamızın soyadı nedir? Pamuk, Üzer, Yılmaz, Aslan. Pamuk, Üzer, Yılmaz, Aslan. Ahmet hocamızın soyadı nedir? Burada full bekliyoruz arkadaşlar hepinizden. Pamuk, Üzer, Yılmaz, Aslan. Tebrikler arkadaşlar. Hepimiz doğru cevaplamışsınız. Teşekkürler. Ceyda Karaman geldi. Ceyda hocamız geldi. Soruyu da cevapladığı için öne geldi. Geçiyorum diğer soruya. Dünyada en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı maddesi hangisidir? Alkol, tütün, afyon, morfin. Dünyada en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı maddesi hangisidir? Alkol, tütün, afyon, morfin. Bu da aynı şekilde sunumda geçiyordu bunun cevabı. Tütün olacaktı arkadaşlar. 19 kişi doğru cevapmış. Tebrik ediyoruz. 6 kişi alkol, 2 kişi afyon, 5 kişi morfin demiş. Geçiyoruz. Feyza ile Nur 2-2 koruyor. Ceyda hocamız 3.'ye geldi. Sema Nur Esen 4. Özlem 5. Diğer soruya geçiyorum. AFSÜ Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Başkanlığı yürüten, aynı zamanda AFSÜ Rektör Yardımcısı olan hocamız kimdir? Profesör Doktor Adem Aslan, Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Profesör Doktor Ümit Dündar, Profesör Doktor Tolga Ertekin. AFSÜ Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Başkanlığı yürüten, aynı zamanda AFSÜ Rektör Yardımcısı olan hocamız kimdir? Adem Aslan, Nurullah Okumuş, Ümit Dündar, Tolga Ertekin. Doğru cevap Ümit Dündar hocamız olacaktı, Profesör Doktor. Adem Aslan da aynı şekilde rektör yardımcımız ama komisyon başkanı yürüten Ümit Dündar hocamız. Şöyle geçelim puan tablosunu. Ceyda hocamız birinciliğe geldi. Az ikinci, Feyza üçüncülüğe geldi. Dördüncü Nur, beşinci Fatma Kızıloğlu geldi. Diğer sorumuza geçiyoruz.
2001 yılında Afyon Karahisar Valiliği tarafından ne yılı olarak ilan edildi? Sevgi, sağlık, bağımlılıkla mücadele, aile. 2001 yılında Afyon Karahisar Valiliği tarafından ne yılı ilan olarak ilan edildi? Sevgi, Mehmet sağlık. Ali, 2021 der misin lütfen? 2021, 20 yıl önceye gidiyorsun. 2001 diyorsun sürekli. 2020. Aile yılı ilan olarak ilan edildi. 2020 sevgi yılıydı Afyon geçen sene. Üniversitemizde bu kapsamda seminerler düzenliyor. İsterseniz Afyon sitesinden ne gibi seminerler olduğunu takip edebilirsiniz. Orada bir buton var. Ceyda hocamız birinciliği devam ediyor. Fatma ikinciliğe geldi. Özlem üçüncü, As beş, dördüncü, Feyza beşinci. Ayşe Doğan'da 5 adım yukarı çıkmış. Tebrik ediyoruz. Diğer soruya geçiyoruz. Hangi ilde Sağlık Bilimleri Üniversitesi yoktur? Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, İstanbul. Hangi ilde Sağlık Bilimleri Üniversitesi yoktur? Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, İstanbul. Manisa olacaktı arkadaşlar. Afyonkarahisar kimse işaretlememiş üniversitemiz olduğu için. Kütahya'da Sağlık Bilim Üniversitesi var. İstanbul'da da Sağlık Bilim Üniversitesi var. Aynı zamanda Ankara'da da kampüsü var o üniversitenin. Ceyda hocamız birinciliğe devam ediyor. Fatma ikinci, Özlem üçüncü, Feyza dördüncü, beşinci Nur. Diğer soruya geçiyoruz. Afşet, Afyon Spor futbol takımı ne zaman kuruldu? Dikkat edelim arkadaşlar soruya. 2011, 2013, 2015, 2016. Afşet, Afyon Spor futbol takımı ne zaman kurulmuştur? 2011, 2013, 2015, 2016. Olacaktı arkadaşlar. Zaten cevabı da soruda gizliydi. Hamlemde yazıyor hangi tarihte oldu. Şöyle geçelim. Nurla İbrahim Şamil hocamız geldi listeye. Rabia Koç 4 sıra üstte çıkmış. Devam ediyoruz. Birinci, ikinci, üçüncümüz de aynı şekilde devam ediyor. Diğer soruya geçelim. 5 Mart 1920'de kurulan ve bağımlılık mücadelesini sürdüren Yeşilay'ın eski adı nedir? Hilal-i Ahmer, Hilal-i Sıhhiye, Hilal-i Hayriye, Hilal-i Ahtar. 5 Mart 1920'de kurulan ve bağımlılarla mücadelesini sürdüren Yeşilay'ın eski adı nedir? Hilal-i Ahmer, Hilal-i Sıhhiye, Hilal-i Hayriye, Hilal-i Ahtar. Hilal-i Ahtar olacaktı arkadaşlar. Hilal-i Ahmer de Kızılay'ın eski adı. Onu söylemiş olalım. Fatma birinciliğe geldi. Ceyda hocamız dördüncülüğe geriledi. Özlem Hanım ikinciliğe geldi. İbrahim Şamil hocamız üçüncü. Nur beşinciliğe devam ediyor. Devam ederiz diyelim arkadaşlar. Aşağıdan hangisi bağımlılığa giden yolun taşlarından değildir? Ben bağımlı olmam. Derdi kederi azaltıyor. Benim iradem güçlü değildir. İstediğim zaman bırakırım. Aşağıdan hangisi bağımlılığa giden yolun taşlarından değildir? Ben bağımlı olmam. Derdi kederi azaltıyor. Benim iradem güçlü değildir. İstediğim zaman bırakırım. Kelime oyunu var arkadaşlar. Dikkat edelim. Her 24 kişi doğru cevaplamış. Tebrik ediyoruz. Geçiyoruz puan tablosuna. Özlem Hanım birinciliğe geldi. Fatma ikinciliğe geldi. Ceyda hocamız üçüncü. İbrahim Şamil hocamız dördüncü. Beşinci Nur arkadaşımız. Ceylan arkadaşımız da 5 adım yukarı çıkmış. Tebrik ediyoruz. İlerliyoruz. 2000 puanlık arkadaşlar. Aşağıdan hangisi Namık Kemal'in eseri Kemal'e aittir? Akif Bey, Türk Mantolu Madonna, Eylül, Sergüzeşt. Arkadaşlar aynı zamanda şu an Afsu Kitap Okuyor diye hashtag çalışmamız var, challenge var. Bununla katılmanızı tavsiye ediyoruz ve istiyoruz sizlerden. Akif Bey, Türk Mantolu Madonna, Eylül, Sergüzeşt. Namık Kemal'e ait eserlerden birisidir. Akif Bey olacaktı arkadaşlar. Tebrik ediyoruz 17 kişiyi. Puan tablomuza geçelim. Baştan değişti bütün tablo. Özlem Hanım birinciliği devam ediyor. Nur ikinci. Sinem üçüncülüğü geldi. Dördüncü İlk Nur. Beşinci Cansu geldi. Tebrik ediyoruz hepinize. İşte arkadaşlar bir anda soru değişebiliyor. Gördüğünüz üzere. Diğer soruya geçelim. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Danışma Hattı numarası kaçtır? 112, 115, 155, 184. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Danışma Hattı numarası kaçtır? 112, 115, 155, 184.
Mehmet Ali, diğer soruya geçmeden bir şey söyleyeceğim. Onu söyleyelim biraz sonra. 184'te arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. 115'te Yeşilay'ın şu an danışma attı. Yani bağımlılıkla mücadele konusunda. Onu da söylemiş olalım. Puan tablosuna geçelim. Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanımızın şimdi sizlere selamı var tekrardan. O da izliyor zaten bizi. İlk 3 öğrenciye ödül vereceğini açıkladı kendisi. Hani bizim hocalarımız bile kazansa arkadaşlar sizlere verilecek ödüller. Merak etmeyin. Onu söylemek istiyoruz. Onlar keyfine yarışıyorlar şu anda. Siz ilk 5'e kadar olanlar, ekran görüntülerini atsınlar belirttiğim mail adresine. Mutlaka değerlendirme yapılacak. Hocam ben yarışmadan sonra da listeyi atabilirim Erkan hocaya. O şekilde tamam, daha güzel olur. Ha, tamam, teşekkürler. Teşekkür ederim. Arkadaşlar listemiz değişmedi. İlk 5'imiz soruyu doğru cevapladığı için aynı şekilde liste devam ediyor. Diğer soruya geçiyoruz. Aşağıdan hangisi Afsu Hastanesi'nin Afyon Karahisar Genel Halkı tarafından söylenmiş halidir? Bölümler şeklidir. Kırmızı Hastane, Mavi Hastane, Sarı Hastane, Yeşil Hastane. Aşağıdakilerden hangisi Afsu Hastanesi'nin Afyon Karahisar Yerel Halkı tarafından söylenen şeklidir? Kırmızı Hastane, Mavi Hastane, Sarı Hastane, Yeşil Hastane. Arkadaşlar Mavi Hastane olacaktı. Kırmızı Hastane de ona yakın bir hastane, Park Hayat Hastanesi. Afyon'a gelmeyen arkadaşlarımız varsa da ilk zaman şaşırabiliyor. Biz şaşırmıştık geldiğimizde. Özlem bir hanım birinciliğe devam ediyor. Nur ikinci, Sinem üçüncü, Cansu ve Fatma Kızıloğlu geldi listeye tekrardan. Devam ediyoruz. Aşağıdaki kongrelerden hangisi Atatürk'ün katıldığı kongrelerden biri değildir? Afyon Karahisar, Sivas, Pozantı, Eskişehir. Aşağıdaki kongrelerden hangisi Atatürk'ün katıldığı kongrelerden biri değildir? Afyon Karahisar, Sivas, Pozantı, Eskişehir. KPSS çalışan arkadaşlarımız belki yapabilir bu soruyu. Genel kültür sorusu. Eskişehir olacaktı arkadaşlar. 10 kişi doğru cevaplamış. Tebrik ediyoruz kendilerini. Şöyle puan tablomuz değişecek büyük ihtimal. Değişti. Özlem Hanım birinciliğe devam ediyor. İkinci Nur. Ceyda hocamız geldi tekrardan listeye. Sema Nur Esen geldi. Sinem de beşinciliğe şu an. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdan hangisi alkolün beyin üzerindeki etkilerindendir? Kendini kontrol etmeyi azaltır, unutkanlık yapmaz, karar vermede zorluk yaşamaz, kişinin algılanmasını bozmaz. Biraz uzun soru ve kelime oyunu var arkadaşlar. Puan tablosunu değiştirebilir diyecektim ama 21 kişi doğru cevaplamış. Tebrik ediyoruz. 6 kişi de unutkanlık yapmaz demiş. Unutkanlık yapıyor arkadaşlar alkol. Şöyle bakalım. Kendi arasında bir değişiklik oldu. Nur birinciliğe geldi. Sinem üçüncülüğe yükseldi. Bu şekilde devam ediyor. Melek arkadaşımız da 3 sıra üstte çıkmış. Tebrik ediyoruz kendisini. Devam ediyoruz. Hangisi sosyal medya bağımlılığının belirtilerinden biri değildir? Canını sıkılınca ilk seçenek ise. Gerçek hayatınızın önünü geçmez. İşte günlük yapmanız gereken sorumlulukların aksaması, mutsuz olmak. Hangisi sosyal medya bağımlılığının belirtilerinden biri değildir? Canınız sıkılınca ilk seçenek ise gerçek hayatın önünüze geçmesi, sorumlulukların aksaması, mutsuz olmak. 22 kişi doğru cevapmış. Tebrik ediyoruz. Bu da aynı şekilde hocamızın sunumundan almıştık soruyu da. Yani oradan almıştık bilgiyi. Kendi aralarında değişti yine listemiz. Devam ediyor. Mithat Ceyhan 8 soruyu arka arka cevap vermiş. Devam soru. Tebrik ediyoruz kendisini. Devam ediyoruz. 2000 puanlık dikkat edelim yine. Aşağıdaki sanatçılarımızın hangisi bizi Eurovision yarışmasında temsil etmemiştir? Kenan Doğulu, Kayahan, Serdar Ortaç, Ajda Pekkan. Aşağıdaki sanatçılarımızın hangisi bizi Eurovision yarışmasında bizi temsil etmemiştir? Telaffuz konusunda da özür diliyorum. Telaffuz edemedim. Kenan Doğulu, Kayahan, Serdar Ortaç, Ajda Pekkan. Serdar Ortaç olacaktı arkadaşlar. Kahyan, Kenan Doğulu ve Ajda Pekkan yarışmaya katılmışlar, temsil etmişler bizi. Buradan da Sertab Erener'i koymadım. Hani Sertab Erener kolay olur diye. O da birincilik elde etti yarışmamızda. Onu da hatırlatalım. Şöyle. Ceyda hocamız birinciliğe geldi. Fatma ikinci, Nur üçüncü,
4. Sinan. İbrahim hocamız da 5.liği geldi, tekrar listeye geldi. Esra K'da 3 defa arkadan çok alev almış sonra yani. Bir anda ileri gelmiş. Devam ediyoruz. Üniversitemizin idari bilimlerinden olan başkanlığını Filiz Özden Yılmaz üstlendiği SKS'nin açılımı nedir? Sağlık, kültür ve spor, sağlık kaynakları servisi, spor kültür servisi, sağlıkta kalite standartları. Üniversitemizin idari bilimlerinden olan ve başkanlığını Filiz Özden Yılmaz'ın üstlendiği SKS'nin açılımı nedir? Sağlık, kültür ve spor, sağlık kaynakları servisi, spor kültür servisi, sağlıkta kalite standartları. Sağlık, kültür ve spor 26 kişiye tebrik ediyoruz gerçekten. 3 kişi de sağlıklı kalite standartları demiş. Aynı şekilde onun da kısaltımı SKS ama üniversitenin idari bilimlerinden dediğimiz için cevap A oluyor. 26 kişi tebrik ediyoruz. Bakıyorum şöyle. Kendi arasını değişti. Ceyda hocamız birinciyle devam ediyor. Fatma ikinci, Sinan üçüncü diye geldi. İbrahim hocamız dördüncü, Özlem Hanım da beşinci. Devam ediyoruz. Son sorumuz arkadaşlar. Profesör Doktor Yekta Saraç kimdir? Sağlık Bakanı, ÖSYM Başkanı, YÖK Başkanı, AFF Rektörü. Profesör Doktor Yekta Saraç kimdir? Sağlık Bakanı, ÖSYM Başkanı, YÖK Başkanı, AFF Rektörü. Arkadaşlar Yekta hocamızın adı da Mehmet Ali olduğu için koymadım ama öyleymiş. Mehmet Ali'ymiş. Adı da Mehmet Ali Yekta Saraç'mış. YÖK Başkanı, tebrik ediyoruz 19 kişiyi ve şu an podyumu görüyoruz. Üçüncümüz İbrahim Şamil hocamız. Tebrik ediyoruz kendisini. İkincimiz Fatma Kızıloğlu. Kendisini tebrik ediyoruz. Birincimiz Ceyda hocamız. Kendisini tebrik ediyoruz. Dördüncümüz Cansu Turan. Kendisi onu da tebrik ediyoruz. Bitat Cihan beşincimiz. 6 ile 7 de ekran görüntüsü sahasında arkadaşlar. Yani onlar da ödül alacaklar. Filiz hocamızın dediğine göre. Yarışmalarınızı katıldığınız için teşekkür ediyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben sözü Kevser hocama bırakıyorum. Mehmet Ali, bu güzel sunumun için çok teşekkür ediyoruz. Kazanan herkese de tebrik ediyorum. Çok eğlenceli, çok keyifli bir yarışmaydı bizim için de. Evet, güzel bir etkinliğin daha sonuna geldik. Filiz Hocam merhaba, buyurun size verelim sözü. Merhaba Ahmet Hocam, öncelikle çok teşekkür ederim Ahmet Hocam'a, size, Mehmet Ali'ye. Çok güzel bir etkinlik oldu. Biz de ekipçe biraz renk katsın diye özellikle arkadaşlarla katılalım istedik. Çok güzel oldu. Bağımlılık konusunda oldukça iyi bir farkındalık oluştuğunu düşünüyorum ben. Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu'nun çalışmaları yine devam edecek. Hep birlikte daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Arkadaşlarıma da katıldıkları için teşekkür ederim. Öğrencilerimize de ilk 3 sırayı alan öğrencilerimiz için de yine daire başkanlığımız tarafından istedikleri ödüller ulaşacaktır. Hiçbir endişeleri olmasın. Bizzat katılan arkadaşlarım bu işi üstlenecekler zaten, yarışmaya katılan arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz size de. Sağ olun, renk kattınız. Çok teşekkürler. O zaman herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yeni bir etkinlikte tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar herkese.